İmamoğlu'na gidiyoruz. Ha, İmamoğlu ne yapmak istiyor? Şimdi ona bir bakacağız. Çünkü cümleleri bence önemli. O dün İstanbul'un fethi gecesindeydi. Yine tabii ki İstanbul'u hem yönetiyor hem de siyasi mesajlar da veriyor. Hem kendi için hem de gelecek için gençlere seslendi. Cesur olun dedi. Seçim öncesinde söylediği her bir sözü inanarak söylemiş biri olarak ülkem adına tabii ki bu sonuçlardan dolayı düşünceli ve kaygılıyım. İkinci tur seçimini yorumladı. Mazeret yok dedi. Değişim mesajını işte böyle verdi. Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin ardından sessizliğini sabah saatlerinde bozdu. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. İstanbul Fethi'nin 570. yıl dönümü için herkesi Maltepe'ye çağırdı. Binlerce İstanbullu bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla İstanbul'un fethi kutlandı. İmamoğlu özellikle gençlere seslendi. Ümitsizlik yok dedi. Sevgili gençler, cesur olmalıyız, cesur. Cesaret önemli. Çünkü bu şehrin ve bu ülkenin insanları nice umutsuz zamanlarda defalarca kez ayağa kalkmayı başardı. Sizlere buradan bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz, bir hemşeriniz olarak söz veriyorum. Her zaman doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Seçimi kazanan Erdoğan'ı da eleştirdi. İstanbul'u sayıkladığını, hayal kurduğunu ifade etti. Ama söyleyeyim, dün dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyleri biz söylüyoruz. Ne sen ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak. Asla teslim alamayacak. Bu arada Anadolu Ajansı da Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir suç duyurusunda bulunacakmış herhalde. Bugün vardı haberler içerisinde. Şimdi tabii İmamoğlu'nun niyeti ne? Şimdi mesajlara bakıyorsunuz, değişimin iradesi sil baştan kurmalıyız. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir gibi açıklamaları var. Bunu herhalde iktidara söylemiyor. Zannedersem kafasında bir şey var. Ben de böyle ikircikli insanlara tahammül edemem. Konuşacaksan net konuşacaksın. Yani şimdi ne demek İmamoğlu? Toplumun değişim arzusu sonuçtan çok daha büyük. Toplumun değişim arzusu sonuçtan çok daha büyük. Şimdi bu iktidarı mı eleştiriyor yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu eleştiriyor? Onun değişmesi gerektiğini mi söylüyor? Değişim iradesi sil baştan olmalı. Bu da ayrı bir cümle. Bakın İmamoğlu, Ekrem Bey, size de sesleniyorum. Varsa talebiniz bu yönde böyle dolaylı cümleler kurmayın. Çıkın deyin ki ya hiç konuşmayın. Yani biz böyle bulmaca çözmeyelim veya bu adam ne demek istedi ya? Başa mı gelmek istiyor veya ben böyle beynimi yormayayım. Ama öyle üstü kapalı cümleler kuruyorsunuz ki, öyle her tarafa çekilebilecek cümleler kuruyorsunuz ki, bir şeylere mi hazırlanıyorsunuz? Yapacaksanız bu işi çıkın deyin ki, arkadaş ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişim istiyorum, bayrak açıyorum, geliyorum. Bitti, o kadar. Öyle yok, değişim şöyle olsun, böyle olsun. Efendime söyleyeyim, unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Toplumun değişim arzusu sonuçtan çok daha büyüktür gibi cümleler kurarsanız işte ben de böyle konuşmak zorunda kalırım. Niyeti nedir diye ama bak Özgürcüğüm, yani katılırsın katılmazsın. Bak, hayır, gündüzden bahsediyorum. Gündüzden bahsediyorum. Gündüz konuşmasında toplumun değişim arzusu sonuçtan daha büyüktür dedi. Ötekisi gece konuşmasında. Ben gündüz sabahki konuşmasını diyorum. Niyetin ne arkadaş? Niyetini açıkla, net bir şekilde herkes bilsin. Ha yok öyle öyle değişimmiş, değişim. Çünkü sizin aranızda bir baba-oğul ilişkisi var. Öyle dediniz. Öyle lanse edildi. Ve bu işi böyle yürütecekseniz karşılıklı mesajlar vererek değil veya gazetecileri bizim gibi, böyle benim gibi haberler üzerine yorum yapan insanların konuşmasına, soru işaretlerine fırsat vermeden konuşmalısınız. Kapalı kapılar ardında veya ne bileyim işte böyle çok yorum yapılması gerekecek şekilde cümleler kurmamalısınız. Net bir şekilde konuşun.
Net şekilde de sizin cevabınızı öğrenelim ama baba-oğul ilişkisine de zarar vermeyin. İkiniz de kaybedersiniz, CHP de kaybeder. Çünkü Türkiye'nin önemli ana muhalefet partisinden bahsediyoruz dedikten sonra